çaba sarf etmeden inanç olur mu? Olmaz yakışıklım. Yani Allah'ın dilemesi olur da fakat Allah düşünmemizi istiyor. Düşünmezler mi, akletmezler mi diyor. Düşünme bir fiil. Derin derin düşünürler diyor. Yani bu bir emek vermeyi kastediyor Allah orada bak. Derin derin düşünürler. Mesela masonluk da öyledir. Masonlar Allah'ın büyüklüğü konusunu çok önemli görürler. Yani geometriyle düşünürler. Fizikle düşünürler. Her şeyle düşünürler. Yani özellikle 33 derece ve felsefi masonlukta bu çok önemlidir. Hahamlar da düşünürler ama hahamların imanlarının güçlü olmasının nedeni sözlü Tevrat olabilir. Sözlü Tevrat. Çünkü sözlü Tevrat'ta geçen şeylerin hepsinin olduğunu görüyorlar. Oradan imanları çok müthiş güçlü oluyor. Çünkü sözlü Tevrat bu Tevrat'tan daha fazla. Çok detay var. Mesela diyor ya ayette Allah Hazreti Muhammed için onu kendi çocuklarını daha iyi tanırlar diyor. Sözlü Tevrat'ta o kadar detaylı anlatılıyor ki Peygamberimiz. Yani görür görmez tanıyacakları gibi oluyor. Nitekim öyle. Mesela hahamlar falan gördüklerinde hiç ses çıkartmadan tabi oluyorlar. Sözlü Tevrat'ı bildikleri için. Mehdi'yi de biliyorlar, Moşiha. Ama hiç tarif ettiklerini gördünüz mü siz? Hiç ne kaşı gözü falan hiçbir şey anlatmazlar. Yani sözlü Tevrat'ın anlatımı yasaktır. Yani halka anlatılmaz. Ancak Rabbani bilginler, büyük bilginlere o bilgi verilebiliyor. Halka o bilgi verilmiyor.